Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Evet, babamı ben öldürdüm. Onu ben öldürdüm. Çok pişmanım. Yemin ediyorum çok pişmanım. Neden öldürdün? Paraya ihtiyacım vardı. Vermeyince ben de öldürdüm. Anlat bakalım, olay nasıl oldu? Borcum vardı. Alacaklar kapıma geliyorlardı. Ne yaptığımı bilemiyorum. Uğur. Oğlum, neyin var senin? Yok bir şey anne. Oğlum, sende mutlaka bir tuhaflık var. Ben senin annenim. Seni iyi tanırım. Evet var anne var. Para ihtiyacım var. Aman oğlum üzüldüğün şeye bak. Al bunları bozdur. İşini hallet he. Ah canım annem. Teşekkür ederim. Canım oğlum benim. Ama bunlar da yetmez ki bana. Ama oğlum başka bir şeyim yok ki. Nasıl yardım edeyim sana? Uğur. Emlakçı dükkanında işleri iyi gitmiyor mu he? Yok anne gitmiyor. Oradan umudum yok. Ancak kendini döndürmeye yetiyor. Ne yapacağız şimdi? Ben de bilmiyorum ki ne yapacağımız. Merhaba. Merhaba Ayhan Bey, hoş geldiniz. Uğur yok mu? Uğur Bey birazdan burada olur. Ben evin parasını getirmiştim de şu işlemleri bir an önce halledelim. Eğer gelmeyecekse ben gideyim ama. Yok yok, o da sizden haber bekliyordu. Ben telefon açar çağırırım. Zaten sizden alacağı parayı hep sahibine gönderecekti. Buyurun oturun. Tamam. Alo. Ha, efendim Biro. Ayhan Bey geldi. Tapu işlemleri hemen bitirelim diyor. Parayı getirmiş. Tamam tamam. Ben hemen geliyorum. 5 dakikaya kadar geliyorum. Sen çay falan söyle geliyorum. Hadi. Hadi görüşürüz. Ne oldu oğlum? Hani geçen ev satmıştım ya. Alan adam parayı getirmiş anne. Allah'ıma çok şükür. Bak oğlum. Allah nasıl da yüzümüze güldü değil mi? Her şey düzelecek. Sakın moralini bozma olur mu? İnşallah anne inşallah. Hadi güle güle. İşler nasıl, kurtarıyor mu bari? Kiraladıklarımız biraz rahatlatıyor ama hepsi o kadar. Kimsenin ev alacak gücü kalmamış ki Ayhan Bey. Öyle öyle. Benim de toparlayabildiğim tüm para bu. İşte başımızı sokacak bir ev bulduk ya sonunda. Ona da şükür. Selamünaleyküm. Oo Ayhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğurcuğum. Ya kusura bakma, bankadan paranın faizi yeni doldu. Anca getirebildim. Buyur al parayı. Yok önemli değil ya. Senin canın sağ olsun. Geldin ya. Bir ol, şuradan satış belgesini getirir misin? Şuraya bir imza atıyorsunuz. Ev sahibi bir aya kadar gelir. O zaman tapuyu üzerine alabilirsiniz. Eve taşınacağımızı biliyoruz değil mi? Tabii ki. Vekaletname bende zaten. Kendisiyle de görüştüm. Ev borcu nasıl olsa geçebilirsiniz dedi. Bütün işlemleri de tabii ben halledeceğim. Allah senden razı olsun Nurcuğum. Şu da parayı aldığıma dair belge. Şu da evin anahtarı. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Ben kalkayım, işte taşıma şirketi gelecek, eşyalar falan anca hallederiz. Tamam, size. Görüşmek üzere. Güle güle oturun, yengeye selamlar. Tamam, hayırlı işler. Sağ olun. Hayırlı işler. Şükür, bu da bitti bari. Uğur Bey, istiyorsanız ev sahibinin parasını hemen bankaya yatırayım. Yok, acele etmeyin. Önce şu borcumuzu bir yatıralım.
Nasıl ay sonuna kadar para istemiyor? Ya adam parayı hemen isterse? Biz söylemesek nereden bilecek? Çok konuşmadık, git şuradan çay kap gel. Demek geldin ha. Seni 3 gün önce bekliyordum. Şey abi, gelecektim de biraz işim çıktı. Oğlum bak, bizi bekletmeye gelmez. Biz ihtiyacı olanı bekletmiyoruz. Şey abi, tamam da işim çıktı, o yüzden gelemedim. Neyse, geldin ya. Önemli olan bu. Parayı getirdin mi? Getirdim abi, burada. Yalnız 15 bin lira eksik. Ne? Eksik mi? Bak şimdi olmadı işte. Oğlum tam senin için iyi şeyler düşünürken yamuk yaptı. Öyle değil abi. İnan tamamlayacağım. Ya biraz daha süre ver. Söz veriyorum, hepsini tamam getireceğim. Tamam. Sana 1 hafta müddet. Eğer yine eksik getirirsen karışmam ona göre. Yok abi, getireceğim. Söz veriyorum, getireceğim. Hadi bakalım, göreceğiz. Ya nereden bulaştın bu pisliğe? Adam az daha beni gebertecekti ya. Oğlum sana o kadar söyledik tefeciden borç alınmaz diye. Adamlara da ana parasını bile ödeyemedin. Sus Gürcan, Allah'ını seversen sus ya. Bir yol bulacağına konuşuyorsun. Ha, abicim ben üzülmüyor muyum zannediyorsun ya? Oğlum adamlara elini verdin mi kolunu alamazsın. Ya ne yapsaydım ben? Ne yapsaydım? Sanki param var da. Kredi kartların iptal olmasaydı bankadan kredi çekerdim. Peki sen benim adıma çeksen Gürcan. Ha? Çalışsın banka sana kolaylık yapmaz mı? Olmaz Uğur. Banka bu parayı nereye harcayacağımı araştırır. Ya bir şey uyduruver işte Allah'ını seversen. Ya yapma Allah aşkına, başımı belaya sokamam. Tabii, dostunun başının belada olması daha iyi değil mi? Ya var ya, Allah aşkına yapma şöyle ya. Oğlum ben burada boşuna mı geldim buraya ya? Hem babandan istesene, adam Karun kadar zengin. Olmaz, daha geçen ay borç aldım. E ne olacak oğlum, bir daha alırsın. Baban değil mi senin? Oğlum adam bizim evden ayrılalı yıllar olmuş. Gidip başka kadın evlenmiş. Hala bizimle mi ilgilenecek? Ya abicim sen delirdin mi? Edecek tabii. O senin baban. Oğlum sana böyle bir günde yardım etmeyecek de başka ne zaman yardım edecek? Bilmiyorum Gürcan, bilmiyorum. Kafam allak bullak. Ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Söylüyorum sana. Tek çaren gidip babandan borç almak. Arayan soran var mı? Yok Uğur Bey. Şu anda arayan soran olmadı. Çay söyleyeyim isterseniz. Yok istemem. Sağ ol. Pekşen Emlak buyurun. Ha Süleyman abi. Ha burada Uğur abi burada. Alo. Ha Süleyman abi. Merhaba. Sağ ol abi. Sağ ol. Abi getirdiler parayı da paranın yarısını hazırlayabilmişler. Yok abi yok. Ben kefilim. İyi insanlar. Tabii tabii, bir şey olmaz. Merak etme. Ne zaman? Tamam abi, buyur gel. O zamana kadar halletmiş oluruz. Tamam oldu abi. Selametle. İyi günler. Sağ ol. Ya ben sana işaret yapmadım mı? Vallahi görmedim Uğur Bey. Bir daha kim ararsa ben yokum. Tamam. Hadi oğlum, sofra hazır. Yok anne, ben yemek falan yemek istemiyorum. Ne oldu oğlum, hasta mısın yoksa? Yok, hasta falan değil. Biliyorum, biliyorum. Para durumuna üzülüyorsun. Ah oğlum ah, keşke bu tefeciden borç almasaydın. Anne, bilmiyormuş gibi konuşma Allah'ını seversen ya. Zorda kaldım, o yüzden aldım. Peki ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Bugün Gürcan'la görüştüm. Bankadan kredi falan alacakmış ama boşuna. Herkes kendi derdini bilir oğlum. Senin halinden kim anlayacak ki? Lanet olsun ya. Niye bütün belalar beni buluyor? Sinirlenme oğlum. Elbet bir çaresini buluruz. Yok anne yok. Bunun bir çaresi yok. 3-5 kuruş kimseden fayda yok. Ah oğlum ah. Bütün bunlara sebep olan babandır. Adamın ne suçu var şimdi? Oğlum tabii ki var. Bizi terk edip gitmeseydi, boşanmak için iyicene diretmeseydi, baba gibi evladına sahip çıksaydı bunları yaşamazdın. Anne, adam evini kurmuş, evlenmiş. Daha hala bizimle mi ilgilenecek? İlgilenecek tabii. Yani tabii ki benimle ilgilenmeyecek ama
seninle ilgilenmesi gerekiyor. Sen onun tek evladısın, tek oğlusun. Sana sahip çıkması gerekiyor. Boş ver anne, boş ver. Yaptığını yaptı bize, yeter. Biliyor musun oğlum? O kadına villa yaptırıyormuş. Sen burada parasızlıktan kıvranırken o orada sefasını sürüyor. Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Of oğlum, bilmeyecek ne var? Babandan bu parayı isteyeceksin. Şimdi sana yardım etmeyecek de ne zaman yardım edecek he? Efendim? Villanın inşaatı nasıl gidiyor? Ustalar yaralayabilmişler mi bari? Ya bugün ustayla görüştüm. Ha. Banyo ve mutfağı bitirmişler. Yarın da havuzun işi bitecekmiş. Ay bir an önce gitse şeydi, bir taşınsak ya. Merak etme hayatım. En kısa zamanda yeni evimizde oturacağız. İnşallah. Alo. Aa oğlum merhaba. Nasılsın? İyiyim babacığım. Sen nasılsın? İyiyim oğlum. Bildiğin gibi koşturup duruyoruz. Emlak dükkanı nasıl gidiyor? Bir şeyler var mı? Akmasa da damlıyor işte baba. Benim yarın o tarafta bir işim var. Eğer müsaitsen senin yanına gelmek istiyorum. Tabii oğlum gel. Ne demek? Tamam oğlum. Bekliyorum. Ne oldu? Ne istiyormuş? Hiçbir şey. Yarın burada işi varmış. Gelmişken bana da uğrayacakmış. Yapma Allah aşkına Say. Çocuk mu kandırıyorsun? Kesin gene para istemeye geliyordur o. Ne ilgisi var ya? Çocuk beni özlemiş. Hem işini halledecek... Hem babasını görecek. Evet, nedense hep zor durumda kalınca babasını hatırlıyor. Sedef, lütfen. Sana hiçbir şey demiyorum Sayın ya. Ancak şunu iyi bil, hiç doğru bir şey yapmıyorsun. Dediğim doğru çıkmıştı. Uğur yine babasından para istemek için gelmişti. Bu ne ilk olacaktı ne de son. Ama bunu bir türlü Saim'e anlatamıyordum. Sonunda kocam dayanamadı ve ona para verdi. Emlak piyasasında tutunmak çok zor oğlum. Yeni bir şeyler bulmalısın. Araştırmalısın. Deniyorum baba. Ayrıca şu anda işinden çok memnunum. En azından benim için bir ilk. Büyük düşüneceksin biraz. Böyle ayda 3 tane ev kirala, bir aylık kirayı al. Bunu böyle daha nereye kadar götürebilirsin ki? Gidebileceğin yere kadar gitsin baba. Ama şu anda kendimi toparlamam lazım. O zaman rahat edeceğim. Yeni bir iş yeri açmayı mı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Belki ama şu anda çok sıkışım. Nakde ihtiyacım var. Bak oğlum, sen benim oğlumsun. Tabii ki sana yardım edeceğim. Ama bu böyle nereye kadar devam edebilir ki? Baba, inan çok mahcubum sana. Ama bütün borcumu ödeyeceğim sana. Oğlum ben sana bugüne kadar verdiklerimi borç olarak vermedim. Sadece aklını kullan. Elindekilerle yetinmesini bil. Baban haklı Uğur. Unutma biz de bir aileyiz. Adam zaten bizi zor geçindiriyor. Bir de seni mi düşünecek? Ben buraya borç istemeye geldim. Eğer vermeyecekseniz önemli değil. Ben gidiyorum. Dur hemen acele etme öyle. Ya biz yanlış bir şey mi söyledik? Baba şu anda zordayım. Nasihattan çok paraya ihtiyacım var. Tamam. Uğur, gelir misin oğlum? Al bakalım. Çok teşekkür ederim baba. Aferin bak. Parayı bulmak istediğin zaman nasıl buluyorsun? Ama bu paranın tamamı. Faizi günden güne işliyor ona göre. Abi nasıl olur? Anlaştığımız gibi paranın %30 fazlasıyla verdim. Oğlum o anlaşma 1,5 ay önceydi. Parayı getirmen gereken gün getirmedin. Ve burada benim kaybım ne olacak? Abi ne yapayım senin kaybın varsa? Şşş sesini yükseltme. Sonra yanlış yaparsın ha. Ne yanlışı be? Ben faiz falan ödemeyeceğim. Demek öyle ha. Sen bilirsin oğlum. Eğer 10 güne kadar paranın faizini getirmezsen olanlardan ben sorumlu değilim. Ona göre. Ne yapayım be? Ne halin varsa gör. Sen delirdin mi? Adamlara niye kafa tutuyorsun? Ne yani? Sen çıkartıp parayı verse miydim? Oğlum var ya, bu adamlara bulaşmakla hiç iyi bir şey yapmadın sen. Oğlum herif 10 gün süre istiyor. Ben o parayı toparlasam bile adam gene bir sürü bir şey isteyecek. Ah be Uğur, ah be! Beni zamanında dinleyecektin oğlum. Yardım ettin ki ulan şimdi dinlemedim diyorsun ya. Ne? Daha ne yapacaktım lan?
ne yapabilirim ki? Benden ne bekliyorsun? Sus o zaman, sus, konuşma. İyi ve iyi, ne halin varsa gör. Kendi düşeni ağlamazmış. Sana iyilik de yaramaz oğlum. Ne halin varsa gör. Neyin var Allah aşkına senin? Bir de soruyor musun Sahi? Hani geçen sefer son demiştin. Bir daha para yardımında bulunmayacaktın. Ne yapayım hayatım? Vermese miydim yani? Evet. Onlarla senin bir bağın kalmadı artık, anlasana. Ben o çocuğun babasıyım Sedef. Onu öyle yüzüstü bırakamam. Ya ben sana yüzüstü bırak, ilgilenme demiyorum. Ama biraz da ayaklarının üzerinde durmasını bekle. Her istediğinde para verirsen nereye kadar gidecek? Haklısın hayatım. Bunu kabul ediyorum. Ama ne bileyim işte, zor durumdayım deyince dayanamadım. Sayın, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Lütfen beni yanlış anlama. Ama ileride hayal kırıklığına uğrarsın. Daha kötü olur, ben ondan korkuyorum. Yok yok. Uğur iyi çocuktur. Öyle kötü şeyler yapmaz. Peki, sen bilirsin Sayın. Yalnız şimdi bana söz vermeni istiyorum. Bir daha para yardımında bulunmayacaksın. Söz ver bana. Tamam canım, söz. Uğur, daha yatmadın mı sen oğlum? Yok anne, uykum yok. Aa, daha niye üzülüp duruyorsun oğlum? Babandan parayı aldın ya. Anne, bir de sen başlama Allah'ını seversen. Sinirlerim bozuk zaten. Biliyorum oğlum, biliyorum. Senin o adamlara canın sıkılıyor değil mi? Anne, hadi git yat. Hayır, gitmeyeceğim. Anne. Seni böyle görmek beni çok üzüyor oğlum. Anne, gidip yatar mısın, ne olursun? Selamünaleyküm. Oo Süleyman abi, hoş geldin. Buyur abi, otursana. Oturmayacağım. Otursaydın abi. Almanya'dan ne zaman geldin? Haber vermedin. İki gün oluyor geldim. Ha, benim evi sattım. Arkadaşlar gelip parayı verecekti de. Ne diyorsun sen be? Neden bahsediyorsun sen? Anlamadım abi. Ne diyorsun sen? Neden bahsediyorsun diyorum. Evi sattığım adam parayı getirmişti de yarısını daha sonra getirecek. Öyle mi? Ulan kimi kandırıyorsun sen be? Ulan ne diyeceğim bazı adamlara çaktım ben be? Ha? Gelirken buraya adamın evine uğradım. Bir ay önce sana paranın tamamını vermiş herif. Abi şey yani... Ne şeyi be? Sana emanet ettim bana. Böyle mi göz kulak olacaktın? Böyle mi sahip çıkacaksın? Abi vallahi bildiğin gibi değil. Ne bildiğim gibi değil be? Allah aşkına bırak. Bir iş için acil lazımdır. Bak paranın yarısı da burada. Ha. Öyle. Ulan ben orada paraya kıvranayım. Sen Allah. Burada paranın üstüne yat. Buyur abi. Ay Allah yarabbim bana bak. Üç gün içinde bunu ya tamamla, yahut da polise giderim vallahi atarlar içeriye. Tamam abi, üç gün içinde tamamlayacağım. Ne olsun ya? Ne adamlara çattın be? Allah kahretsin ya. Her şey benim üstüme geliyor, üst üste geliyor ya. Evi sattığımız adamın alacağı, tefecinin alacağı, dükkan kirası, birikmiş borçlar derken Uğur abi için bu birkaç gün çok kötü oldu. Çaresiz bir durumdaydı. Posta koyuyorsun ha? Ne demek parayı ödemeyeceğim? Abi, abi vallahi param yok. Neyle ödeyeyim? Sana verdiğim parayı ben... Ne demek neyle ödeyeyim lan? Ha? Gebertirim ulan seni, anladın mı? Gebertirim!
Abi, abi vallahi ödeyeceğim. Ne olur biraz zaman ver. Kes lan şerefsiz. Ulan parayı alırken iyi, ödemeye gelince yamuk yapın. Bıktım ulan sizin gibi özüklerden. Bana bak, ya paranın faizini getirirsin ya da işini bitiririm oraya. Abi, abi ne olur, ne olur biraz zaman ver. Ödeyeceğim, söz veriyorum ödeyeceğim. Tamam, peki. İstediğin zaman olsun. İstersen bir ay sonra öde. Peki o zaman parayı nereden bulacaksın ha? Abi, abi bir aya kadar öderim. Ne olursun, vallahi yemin ederim öderim. Bana bak, sakın o küçücük beyninle bana numara yapmaya kalkma. O an oldu alırım senin canına. Atı lan bunu dışarıya. Yürü, yürü, bak yürü. Of Allah'ım of, neden bunlar başımıza geldi? Neden, neden? Elleri kırılsın inşallah. Oğlum niye polise gitmedin, niye şikayet etmedin ha? Saçmalama anne, ne polisi? Beni öldürtecek misin? Oğlum bu memlekette kanun var, nizam var. Sen parasını ödediğin halde neden bu adamlar seninle uğraşıyor? Ah zavallı annem, ah! Daha ben dışarı çıkmadan, polise gitmeden beni gebertirler. Sen bu adamları tanımıyorsun. Ah be yavrum, neden bu adamlara bulaştın ki? Anne ne olur bir de sen saçmalama ya. Uf, zaten belim ağrıyor. Bak oğlum, bu iş böyle olmayacak. Mutlaka babanla konuşmalıyım. Bu işe bir çözüm yolu bulmalıyız. Adam, baban ne yapacak ki? Adam zaten bir daha para vermeyeceğini söyledi. Ne demek ne yapacak canım? Ben onunla konuşur bu işi hallederim. Babama hiçbir şey anlatmayacaksın anne, tamam mı? Onun gözüne daha da küçük duruma düşmek istemiyorum. Ne demek anlatmayacaksın? Senin hayatın söz konusu. Bulacağız bir çaresini anne, bulacağız. Çok zor oğlum, çok. Al hayat. Sağ olun. Afiyet olsun efendim. Efendim. Bir dakika. Oğlunun anası arıyor. Alo, Aysel. Rahatsız ettiğim için özür dilerim Sahin. Ancak Uğur'la ilgili bir sorun var. Uğur'la ilgili mi? Ne oldu? Biliyorum, sen böyle şeyleri sevmiyorsun ama Uğur'un biraz borcu var. Ve bu parayı ödeyemiyor. Yine mi para ya? Ne bu be? Banka mı sandınız siz beni? Sinirlenmeden konuş Sahin. Durum bu kadar acil olmasaydı sana bu konuyu açmazdım. Ama bu çocuk senin de evladın. Yardıma ihtiyacı var. Bana kim yardım edecek Aysel? Her seferinde bıktım artık ya. Koskoca adam. Ayaklarının üzerinde durmasını öğrenecek. Ölene kadar ben yardım edecek değilim herhalde. Tabii ki etmeyeceksin. Ama şu anda yardıma ihtiyacı var. Senin halin vaktin yerinde. Ona destek olsan, yardım etsen ne olur? Yok artık yardım falan. Bıktım sizden. Aklınız sıra benden para koparttığınızı düşünüyorsunuz değil mi? Bir daha beni aramayın, tamam mı? Aramayın! Alo? Alo? Allah kahretsin! Kapadı yüzüme telefonumu. Sana söylemiştim anne. Babam bize yardım etmez. Ne demek etmez ya? Bunca malı mülkü mezara mı götürecek? Üstelik sen onun son mirasçısısın. Merak etme. Karısı çoktan düşürmüştür benim mirasım. Allah cezasını versin. O orada para içinde yüzerken bizim şu yaşadığımız hayata bak. Boşuna üzülme. Sen dememiş miydin? Kimseden kimseye faydası yok diye. Bu insanın babası da olsa değişmiyor. Üzülme oğlum. Elbet bulacağız bir çaresini. Hep ben arkasında olacak değilim ya. Hayatım sen en doğrusunu yapıyorsun. Bir süre arama onları. Nasıl olsa bir müddet sonra onlar da seni aramayı kesecektir. Üzülüyorum ya. Bir baba olarak çocuğuma böyle davranmak beni üzüyor. Ama kullanıldığımı gördükçe sinirleniyorum. Bence senin iyi niyetini suistimal ediyorlar. Aman ya, ne halleri varsa görsünler. Ne ben arayayım ne arasınlar. Madem iş bu hale geldi, inceldiği yerden kopsun. Bu da buz gibi olmuş. Tamam, hemen değiştir. Yeter artık. Geldiğinizden beri bir aşağı bir yukarı. Oğlum ne yaptım biliyor muyum ben ya? Kafayı yiyeceğim artık. Bu parayı ne yapıp ne edip bulmam lazım. Ya abi bak ne yapalım? İstersen dükkanı bir süreliğine kapatalım. Ortalarda da görünmeyelim. Ne dersin? Olur mu oğlum ya? Dolandırıcı gibi. Ondan sonra polise haber versinler. Ya zarar ettik, dükkanı kapattık. Ne var bunda? Olmaz öyle şey. İnsanları ben kendimi güldüremem.
Sayım amca. Sayım amcadan istesen belki verir. Yok oğlum ya. Babam artık kendi günahını vermez artık bana. Niye oğlu değil misin? Hem bir ara aranız da iyiydi sizin. Artık babam için hiçbir şey ifade etmiyorum. Yardım etmez bana. Bir şansınızı denesiniz. Oğlum akşam annem telefon açtı. Yüzüne kapattı telefonu ya. Sen de karşısına çık, durumunu anlat. Belki anlayacaktır. Hiç sanmıyorum. Neyse hadi sen çık da ben birazdan kapatırım. Moralinizi bozmayın. Her şey düzelecektir. İnşallah. Sen de karşısına çık, durumunu anlat. Belki anlayacaktır. Buyur oğlum. Anne, yarın ben sabah Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya mı? Ne işin var orada? Bir arkadaşla konuştum. Bana bir şeyler ayarlayabileceğini söyledi. Oğlum, kanunsuz işlere falan bulaşmıyorsun değil mi? Ne alakası var anne? Gece dönerim. Peki oğlum, git. Ama dikkatli ol. Varınca da beni ara. Peki anne. Yok bir tanem. Şimdi alışveriş yaptım. Bir saate kadar oradayım. Tamam canım, görüşürüz. Merhaba baba. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim baba. Bırak bu numaraları oğlum. Ne istiyorsan açık söyle. Baba niyetim seni üzmek değil. Sana çok ihtiyacım var. Senin benden çok paraya ihtiyacın var. Tek düşüncem bu. Baba gerçekten çok zor durumdayım. Çok borcum var. Bana ne? Bana mı sordun bu borçları yaparken? Baba ben senin evladınım. Bana yardım etmek zorundasın. Ne evladı be? Senin gibi evlat olmaz olsun. Anam da sen de soyup sovana çevirdiniz beni. Baba ne diyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun? Yalan mı? Anan ayrı bir bela, sen ayrı bir belasın. Annem hakkında böyle konuşamazsın. Onun buraya geldiğimden haberi bile yok. Anlatma bana ananı. İkiniz de aynısınız. Tek düşünceniz benim param. Ay lanet olsun seni, parana da sana da. Tabii. Para vermeyince lanet olsun değil mi? 5 kuruş para yok. Bundan sonra sakın karşıma çıkayım deme. Bir daha da aramayın beni. Baba. Uğur, oğlum, delirdin mi sen? Ne o? Birden evladın olduğunu mu hatırladın ha? Yapma, yapma. Alo, efendim anne. Uğur, oğlum, baba, biraz önce haber verdiler. Baban trafik kazasında ölmüş. Ne? Trafik kazası mı? Tamam, hemen geliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum Sedef Hanım. Eşiniz bir ya da birkaç kişi tarafından planlı bir şekilde öldürülmüş. Ve ortada hiçbir kanıt yok. Kim öldürmek isteyebilir benim kocamı? Onun kimseye zararı yoktu. Herhangi bir şekilde tehdit alıyor muydu? Tehdit mi? Sanmıyorum. Hiç kimsenin sorunu yoktur onun.
Ona kin duyan birisi olabilir. Komiser Bey, defalarca söyledim size. İnanın kimseye zararı yoktu. Peki, onu son aradığınızda sesi nasıldı? Alışveriş yapmış. Bir saate kadar gelecekti. Sesi iyiydi. Bakın Sedef Hanım, eşiniz öldürüldüğünde üzerinden çok yüklü miktarda bir para çıktı. Ayrıca cep telefonu da üzerindeydi. Bu da demek oluyor ki intikam amaçlı bir cinayet işlendi. Bilmiyorum. Hiç kimseyle bir sorunu yoktur dedim ya, zararı yoktur. Esnaf arkadaşlar, herkes çok severdi, iyi geçinirdi herkes. Komiser Bey, yalvarırım kocamın katilini bulun. Yalvarırım. Tamam Sedef Hanım. Bir gelişme olursa size haberdar edeceğim. Bu arada oğluna da haber verdik. Onunla da görüşeceğiz. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Dostlar sağ olsun. Yarın defedeceğiz. Hala aklım almıyor. Kim niye böyle bir şey yapar ya? Polis ne dedi? Elinde herhangi bir kanıt var mıymış? Yok. Hırsızlık içinde olmadığı belliymiş. Sadece tanıyan biri öldürmüş. Anne, trafik kazası deyince bütün dünya başıma yıkıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Niye böyle bir şey söyledi ki? Ne gerek vardı? Bilmiyorum. Benim üzülmemi istemiyordu belki de. Çok üzdünüz babanı Uğur, çok. Para, para diye adamın başının etini yediniz. Al işte. Yok artık baban. İstediğin kadar paraya kavuştun. Böyle konuşma Sedef abla. Biliyorsun, benim yüreğim de senin kadar yaralı. Ne fayda? O gittikten sonra ne fayda? Ben babamı üzecek herhangi bir şey yapmadım. Sadece sıkıntı çektiğim için ondan yardım istedim. Ah sahi. Allah, Allah'ım bana güç ver. Nerelere gitti? Niye gitti? Allah bizim ciğerimizi yaktı. İnşallah onların da ciğeri yanar. Onları da ocakları söner. Ne istediler bu adamdan ya? Kime ne zararı vardı? Babama bunu yapan elleri bulup kırmak boynumun borcu olsun. Yaşatmayacağım onları. Yaşatmayacağım o hayvanları. Hadi oğlum, toparla kendini. Güçlü olmalıyız. Sedef Hanım, lütfen artık toparlayın kendinizi. Bakın bizden başka hiç kimse kalmadı. Hem yeni ifadeler için emniyete gitmemiz gerekiyor tekrar. İfade mi? Bütün bildiklerimi ben defalarca anlattım size komiser bey. Bakın durumunuzu biliyorum ama sadece bugün mezarlığa gelen kişilerin isimleri, ne iş yaptıkları vesaire hakkında yine bilgiler almamız gerekiyor. Bakın sizi çok iyi anlıyorum. Ama lütfen bize yardımcı olun. Biz de bir an önce bu olayı çözmek istiyoruz. Buyurun. Hadi oğlum. Kocamın ölümü üzerine büyük bir şok yaşamıştım. Ne olup bittiğini anlayamadım bile. Bu arada Uğur eve gelerek Saim'in ölümünden sonra miras işinin halledilmesi için baskı yapmaya başladı. Acele etmemesini söyledim ama bir türlü dinletemedim. Ya şimdi bunları konuşmanın sırası değil ama şu miras işini bir an önce halledelim. Uğur, şu anda hiç miras falan düşünecek halde değilim. Selam abla, yanlış düşünüyorsun. Ölüme miras helal demişler. Avukatlarla bir an önce şu işi halledelim. Uğur sen ne duygusuz adamsın. Daha baban öleli bir hafta oldu, miras derdine düştün ya. Ya benim istediğim sadece hakkım olan şey. Sen istediğin kadar hakkını aldın zaten. Şu işi bir an önce halledip herkes kendi yoluna gitsin. Senin tek derdin para değil mi? Allah bilir ki baban öldü diye seviniyorsundur da. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? O benim babam tamam mı? Anlıyor musun? Şu veraset işlerini bir an önce hallet. Halletmezsen ben hallederim. Zavallı Sahip. Hiç kimseye kötülük yapmamıştı. Herkese iyiliği dokunmuştu. Böyle bir ölümü hak etmedi o. Hak etmedi. Anne, gözünü seveyim yeter artık.
Kolay mı öyle? 15 senelik kocam da o benim. Ben de en az senin kadar üzülürüm ama. Hayat devam ediyor bende. Keşke birbirinize Tarkun olmasaydınız. Biz dargın falan değildik anne. Hep benim yüzümden. Keşke o telefonu etmeseydim. O zaman seninle konuşurdum. Boş ver, bunlar önemli değil. Dünya hali işte, göçüp gitti. Sanki o parayı sana verseydin ne olurdu ki? Sedef Hanım miras işlerini erteleyelim diyor. Niye? Tabii. Babanın malına mülküne konmak istiyor. Hakkını arayacaksın oğlum. Herhalde. Hatta şu anda o paralara ihtiyacım var. Her ne olursa olsun bu işi halledeceğim anne. Uğur Bey, gerçekten çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Duyunca inanamadım. Gerçekten çok üzüldüm. Sağ ol Büro, sağ ol. Ama şimdi yaz tutma zamanı değil. Toparlanmamız lazım. Doğru, haklısınız. Bir an önce şu borçları halletmemiz lazım. Selamünaleyküm. İyi günler emlakçı kardeş. Sağ ol, sağ ol hocam. Geçen gün geldim, yoktun. Delikanlı babanın cenazesini kaldırmaya gittiğini söyledi. Doğru abi, doğru söylemiş. Bu arada bizim hesabı kapatma günü yaklaştı. Bilgin olsun istedim. Abi şu miras işlerini bir halledeyim. Onu da halledeceğim abi. İyi olur inşallah. Yoksa rahmetli babanla öbür tarafta buluşturmayayım seni. Öyle değil mi? Oğlu Uğur'un birçok yere borcu varmış. En son bir tefeciden yüklü miktarda borç almış. Ve ödeyememiş. Evet, babasından da defalarca para aldı. Hatta geçenlerde annesi aradı. Rahmetli eşim ters dedi. Peki, rahmetli eşiniz oğlu Uğur'un kendisini korkuttuğunu veya tehdit ettiğini söyledi mi size hiç? Hayır, hayır. Peki, Uğur haber alıp geldiğinde tavırları nasıldı hatırlıyor musunuz? Ya miras konusunda fazla ısrarcıydı. Hatta ben de niye öyle davrandığını anlayamadım. Sedef Hanım, Uğur eşiniz öldürüldüğünde Ankara'da olduğunu söyledi. Uğur'un Ankara'daki arkadaşını araştırdık. Adam bir aydır yurt dışındaymış. Nasıl yani? Uğur şimdi babasını mı öldürdü? Elimizde hiçbir ipucu yok. Ben sadece parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Bana kalırsa eşinizi öldüren tanıdık biri. Yani hiçbir yara izi yok. Ortada kavga filan yok. Uğur babasını çok severdi. Mezarına geldi, ağladı. Bakın ben onu suçlamıyorum. O da herkes gibi sadece bir şüpheli. Anlıyorum. Bakın Sedef Hanım. Size şimdilik sadece eşinizi öldürenin tanıdık biri olduğunu söyleyebilirim. Hayır. 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 Uğur, ne oldu oğlum? Niye bağırdın? Yok bir şey anne. Kötü bir rüya gördüm sadece. Ben iyiyim. Dur ben sana bir bardak su getireyim. Yok getirme anne getirme istemiyorum. Git sen yat. Peki. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Sabah sabah içme şu sigarayı be oğlum. Sağlığına zararlı. Yani sana kötü bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Bu dünyada senden başka kimim kaldı ki benim? Tamam anne, tamam. Hadi otur sofraya. Sahi. Dün gece rüyanda ne gördün öyle? Ne? Dün gece diyorum rüyanda ne gördün? Ay yok, önemli bir şey değil ya. Oğlum, biliyor musun? Baban öldüğünden beri ben de doğru dürüst uyuyamıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Anne, kötü hissedecek ne var?
Artık bitmiş gitmiş bir olay. Bir daha bu konuyu açma lütfen. Alo. Ha efendim Sedef abla. Avukat miras işini halletti. İş imzalara kaldı. Senin de gelip buraya imza atman gerekiyor. Tamam. Ha, öyle mi? Öyle mi Sedef abla? Tamam hemen geliyorum. Tamam kimliğim yanımda. Oldu. Ne oldu oğlum? Ne diyor kadın? Miras işini halletmişler. Payıma düşeni almaya gidiyorum anne. Aman oğlum. Gözünü seveyim. Hemen mirası alır almaz borcunu öde. Öyle yapacağım zaten anne. Tamam, hadi görüşürüz. Oğlum. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Oğlum hemen evden çıkmıştı. Heyecanlı olduğu belliydi. Oraya mirastan payını almaya gitmişti. Ancak polis elindeki delilleri kesinleştirince Saim'i öldürenin o olduğunu ortaya çıkardı. Buna inanamadım. Öz oğlum babasını öldürmüştü. Para için babasını öldürmüştü. Bu evle Antalya'daki evi babam benim üzerime yaptı. Onlardan istediğim bir şey yok. Onlar senin hakkın. Ha, hisse senetimi nakde çevirmek istersen avukat sana yardımcı olacak. Daha iyi olur. Hem onlarla uğraşmamış olurum. Uğur, sana bir şey soracağım. Babandan para istedin, alamadın. Ama şimdi onun ölümüyle çok büyük bir servet sahibisin. Kendini nasıl hissediyorsun? Ne demek şimdi bu? Yani baban sana bu parayı vermeyecekti, sen de biliyorsun. Keşke babam yaşasaydı da o parayı almasaydım. Onun ölümü en az seni kadar beni de üzdü. Bunu tahmin edebiliyorum. Neyse, yarın ben avukatın bürosuna uğrarım. Alo. Ha, evet, buyurun. Cinayet masası mı? Aa, tabii komiser bey. Ha, ben de zaten babamın elindeyim. İfade için gelirim. Tamam. Ne oldu? Babamın cinayetini arasına komiser. İfade için çağırıyor. Neyse, ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Allah Allah, bu adam niye çağırdı beni ya? Ne ifadesi bu? Sakin ol, sakin ol. Hiçbir şey olmamış gibi devam et. Sakın panik yapma. Korkma. Beni hala niye çağırdınız anlamış değilim. Babanızın öldüğü gün Ankara'da bir arkadaşınızla beraber olduğunu söylemiştiniz. Evet. Arkadaşınız bir aydır yurt dışındaymış ve Türkiye'ye hiç geri dönmemiş. Şey yani ben yanlış arkadaşın adresini vermişimdir. Olay günü cinayet mahallinde sigara içerek sanki birini bekliyormuş gibi dolaşan bir şahıs görülmüş. Ve görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre çizilen robot resim tıpatıp sana uyuyor. Ne yani şimdi benim babamı öldürmekle mi suçluyorsunuz? Görgü tanıklarıyla seni bir kere yüzleştireceğiz tabii. Bakın başkasıyla karıştırıyorsunuz. Ben değilim. Görgü tanıkları kim? Karşı apartmanda dördüncü katta oturan bir karı koca. Apartmanına ekmek götüren bir kapıcı. Ve karşı balkonda sigara içen genç bir kız. Bana bak. İnkar etmenin hiçbir anlamı yok. Onu sen öldürdün. Babanın parası için sen öldürdün. Hayır. O gün onunla konuşmaya gittin. Para isteyecektin. Hayır. 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 Bana bak. Borçların çoktu. Alacakların seni sıkıştırıyorlardı. Böylelikle babanı öldürüp mirasından pay almaya kalktın. Babandan para istedin vermedi değil mi? Hayır. Niyetim bu değildi. Para istedi. Ama vermeyince ben de öldürdüm. Ama niyetim bu değildi. Değildi. Evlat değil, cellat. Uğur Saymaz, babasını soğukkanlılıkla öldürdü. Cinayeti para için işledi.
Belki mirastan para aldı. Ancak bir daha geri getiremeyeceği şeyi kaybetti. Babasını. Uğur Saymaz babasının mezarında döktüğü timsah gözyaşlarıyla polisi kandıramadı. Tutuklanıp cezaevine konuldu. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.